Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Dersimiz kader. Kader, ilk önce bakayım nerede? Kader metnini okuyayım ayet. وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ اِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ وَكُلِّ شَيْءٍ عَسَيْنَاهُ فِي اِمَامٍ مُبِينٍ. Kader. Kaderin nesi? Altı tane iman esasının niye sonuncusu? O. Âmentü billâhi ve melâiketi ve kütübihi ve rusulihi ve yevmil âhir ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi min Allah-u Teala diye devam et. Ve bâsma. Hakkuna şedân la ilahe illallah diye devam et. Peki hiçbir tanesinin izahı var mı? Âmentü billâhi. İzahı yok. Yani Allah'a iman. Bitti. Ve melâiketi. İzah yok. Ve kütübihi ve rusuli ve yevmil ahir. Kaderin bak izahı var. Ve bil kaderihi bırakmadı. Aç parantezi. Hayrihi ve şerrihi. İzahı var. Peki kader niçin zor? Orayı kaçırdığımız için. Kader, nisa, hayrihi ve şerrihin içinde. Hayrihi ve şerrihi. Kaçıran düşüyor. Düşüyor. Onu kaçıran düşüyor. Şimdi bir metni okuyayım. Ondan sonra burayı okuyacağım. Buradan çıkarttım zaten. Acayip ufkunu açacak. Kaderin iman etmek, biraz sonra ısınacak. Niçin? İman esaslarının sonuncusu olmuş. Kadere iman edip etmemenin bedeli dünyada. Bedeli dünyada. Çünkü kadere iman etme nispetinde kederden emin oluruz. Men amene bil kader, emine minel keder. Neticesi neymiş? Kederden emin olmak. Kederden ne kadar eminse kadere ihatan o kadardır. Anladık mı? Demek ki sorun orada. Şimdi eminliğin kadar kadere imanın güçlü demektir. Kadere iman etmek dünyanın ihya ve inşa etmektir. Dünya ile alakalıdır. Allah Allah. Bak. Âmentü billahi. Benim dışımda birisi. Allah. Allah'a iman etmek. Kim bu? Benim dışımda. Allah. Ve ben. Ben ona iman ediyorum. Bak. Âmentü billah dediğim zaman kim bu? Allah diyoruz. Elimi uzatıyorum. Ve melâiketihi. Kim bu? Melekler. Kim bu? Benim dışımda bir şey. Öyle mi? Ve kütübihi. Kitaplar. Benim dışımda bir şey. Gösterebiliyorum yani. Aa o. Ve rusulihi. Peygamberlere iman. Benim dışımda bir şey. Onu gösterebiliyorum. Ve yevmil ahir. Gösterebiliyorum. Ahiret varmış. Benim dışımda bir şey. Ve bil kaderihi. Hayri ve şerri. Benim dışımda kim? Gösterin bana. Kim? Hayrihi ve şerri yorumlayan kişinin kendisi. Yok. O hariçte bir şeysi yok. Kadere iman etmek. Vücudu yok. Ve Allah'a iman etmek nokta istinadını temin ediyor. Nokta istinad şu.
dayanmak noktası, koltuğa. Bu çekirdeğe güneş gibidir. Ahirete iman etmek nokta istimdat. İnsanın fıtratının isteğine verilen cevap orası. Ebed istiyorsun, beka istiyorsun. Sonsuzluk istiyorsun. Var mı burada? Yok. İmdat! İmdat diye bağırıyor. Kimse cevap vermiyor. Bir tanesi dedi ki ne istiyorsun? Evet istiyorum. Dünya diyor ki bende yok. Sonsuzluk istiyorum. Bende hiç yok kardeşim. Bende geç. Ahiret diyor ki gel bana. Bunun adı nokta istimdat. Risale'de topladığım cümleler temin ediyor. Bu da peygamberlere iman etmek benim dışımda bir şey. Kim o? Çekirdeğe toprak olmak gibi. İnsan bir çekirdeğe benzer diyor usta. Elime bakar mısınız? İnsan bir çekirdeğe benzer. Şimdi ağaç yapacağız buna. Ne lazım? Güneş. Öyle mi aklın? Su lazım abim. Şimdi ona toprak lazım. Bir de muamele yapacağız. Ne zaman ekeceksin, nasıl budayacaksın? O çekirdeğin haramını, helalini tespit edeceksin. Çürür gider. Öyle mi abim? Eğer fidansa yanında destekliler koyacaksın şu. Ha, çekirdeği koyduk mu abi bir ağaç olması için dört tane güneş, su, toprak, muamele. Şimdi dört tane yapıyorum. Çekirdeği güneş neyse insanın ruhuna Allah odur. Güneşi ne diyor? İmanın ziyasıyla. Tamam. Gelecek hangisi su? İslamiyet de ben sırayla gideyim. Peygamber'e iman etmek çekirdeğe toprak gibidir. Tek çekirdeğe toprak neyse orada ne şunu bağ buluyor. İnsanın fıtratı da sünnet-i seniyede inşa olur. Ağaç olur. Tamam. Kitaplara iman etmek bu açık zaten. Çekirdeğe imanın ziyasıyla, İslamiyet suyuyla ubudiyet toprağı altında evamir-i Kur'an'ı imtisal ederse kitaplara iman etmek o çekirdeğe yapılacak muameleler, haramlar, helaller, doğrular, yanlışlar, bu ayet, bu ayet mi? Ha, o da nedir? Kitaplara iman etmek, çekirdeğe, toprak, muamele neyse odur. Meleklere iman etmek, hayat-ı tekvini olan mevcudatın yularını tutmaları. Yani meleklere iman etmek. Şu melekler ne yapıyor? Şimdi insan bu kainata geldiği zaman başı dönüyor diyor üstad. Yani başı boş, kendi başına, serseri gibi dönüyor. İnsanın başı dönüyor. Kainatın nizam ve intizam ve mizan ve muvazenesi içinde devamının insanlarla Allah arasındaki münasebetlerin vesileleri, insanlığa şuurlu hizmetleri, melekler, mevcudatın devranını tuttuğunu, şuurlu hareket etmesine sebep mevcudatın bunlar olduğunu, insanlara ilham, vahiy ve çok hadiselerde, dünyevi hadiselerde yardımına koşması, meleklerin insanoğluna şuurlu hizmetleri ve yardımlarını, peygamberler kendi cinsine yaşayan canlı buraya kadar geldi. Bir ahirete iman etmek, ahirete iman etmek o da su gibidir. Çekirdeğe su. Niçin? İnsanın fıtratını neyle sulayacaksın? Güneşte ışık verdin. Ubudiyet toprağını koydun. Muamele yaptın. Su lazım. O çekirdek ağaç olsun. İslamiyet. İslamiyet suyuyla insanın fıtratını sulayan ahirete imandır. Peki geliyorum kadere. Peygamberler kendi cinsinden yaşayan canlı marziyat ilahi. Yani peygamberler kim? Benim cinsimden, benim gibi tuvalete giden, soğuk çeken, sıcak çeken, aç olan, tok olan insan birisi olması lazım rehber. Ki onunla
kendimi inşa edeyim. Onun için peygamberlere iman çok lazım. Elhamdülillah. Hayatıma hayatımı atarak dünya ve ahirette neşun nema bulmama vesiledir peygamberlere iman etmek. Kadere iman etmek de peki ne yani niye sona konmuş? Hep yukarılardan konuşuyorum ki aşağısı ne demektir diye. Bu beş iman esasıyla yapılanarak insan kainatın ve mevcudatın hakikatlarına, arkalarına geçerek kendi ruhsal derinliklerini keşfetme vesilesidir kadere iman etmek. İnsan, şöyle diyeyim, Allah'ı tanımak mı kolay? Tanımak. İnsanın kendisini tanımak mı kolay? He? Niçin Allah'ı tanımak? Her şey onu gösteriyor. Her şey de bizi gösteriyor. Çiçekler gözü gösteriyor. Sesi kulağı gösteriyor. Ama sana işaret ediyor. Kendini bilen Rabbini bilir diyor ya. Güzel. Men arafe nefse fekad arafe Rabbi. Yani Allah'ın eseri var. Mevcudatı yok mu? Sanatı var. Allah'ın peygamberi var. Allah'ın kitapları var. Benim var mı? İbrahim var mı senin kitapları? Yok. Ha, Allah'ı tanımak kolaydır. İnsan kendisini tanıması zordur. Çünkü onunla tanıyacak, kendisini tanımak. Allah demiyor ki beni tanı sonra kendini tanırsın. Ha, o zaman beş tane iman esası ile inşa olan, biraz önce anlattım. Nokta istinat, Allah'a iman etmek. Çekirdeği güneş gibidir. Ahirete iman etmek, çekirdeğe su gibidir. Peygamberlere iman etmek çekirdeğe nedir? Toprak gibidir. Kitaplara iman etmek çekirdeğe muamele, doğrular ve yanlış muameleleri sergileyen, anlatan kitaptır. Tamam mı? Ne yaptı? Beş. Dört mü? Dört. Şimdi ne kaldı? Meleklere iman. Şimdi vahiy, ilham gibi hizmetlerimizi kaza ve belalarımızda bizim adımıza kayıtlar yapıyor, istiğfar yapıyor. Bizim adımıza 70 tane melek ibadet ediyor şu anda. İlim elcisine gelen. Şu anda. Allah'a istiğfar yapıyorlar. Ve şuursuz mevcudatın şuurlu hareket yapmasının dizginini tutuyorlar diyor 29. sözde. Dolayısıyla insana böyle bir yardımcı orduları, bunları onaylıyoruz iman ederek. Ne etti? 5. Bununla insan bir çekirdeğe benziyordu. Bu beş tane ile aklı inşa, kalbi ihya olan ve kainatın hakikatını, kendi mahiyetini keşfediyor beş tane iman esası ile. Kendi ruhsal derinliklerine seyahat etmeye başlıyor. Buna delilimiz, men amele bil kader, Emine minel keder. Kederden emin olması demek, zahirden batına geçmesiyle mümkündür. Yani dört tane isme hakim olması lazım. Evveluhu çekirdek, ahiruhu meyve, zahiruhu ağaç, batını ağacın arkası. İnsan mülkten melekütü geçecek. Yani zahirde gözüken hayrihi ve şerileri arkaya geçtiği zaman arkada ne hayır var ne şer var. Şeytan mudil esmasıyla yaratılmış. Melek nur esmasıyla yaratılmış. Burada şeytan melek iki zıt iman küfür kadar. Arkada bunların hakikati ikisi de esma. Ne hayır ne şer ne demek yani esma işte. İşte dünyanın hakikatını insanın mahiyetini keşfeden kendi batın derinliklerini fark ederek kainatın arkasına geçiyor. Direkt muhatap ilahi oluyor. Her şeyi kenara koyuyor. Bunu yapabilen kişi kendisini nasıl inşa edecek? Bu beş tane iman esaslarıyla inşa olunan kişi.
Onun için parmakla gösterilemiyor. Amentü billahi, Allah'a iman. Allah dışarıda birisi. Aa o. Tamam mı? Ve melaiketi o. Ve kütübihi o. Ve rusulihi o. Ve yevmil ahir orası. Ve bil kaderihi. Neresi? Göster parmağımı hadi uzatın bile. Haynehi ve şerrihi. Yorumlayacak kişi. Onun için zordur. Usta diyor ki Risale-i Nur'u gazete gibi okumayın. Niye? Gazete hariçtir, kolaydır. Ne oldu, bitti, gitti, sinek kaydı, kaymadı, onları okuyorsun. Risale okumak, kendini okumak olduğu için zordur. Kendini okumaya yaptığı için, kendini okuttuğu için Risale-i Nur insan yanaşmıyor. Şeytan yanaştırmıyor. Gazete ise harici okutturduğu için saatlerce okuyorsun. Kader seni okutturuyor. Hangi şeyle, yazılım sistemiyle? Beş iman esası yazılımla. Daha devam, ondan sonra bak. Bu cümlelere bakacaksın bundan sonra. Bitiyor ya. Varlık düzeylerinin hareketli olmasının sebebi olan emri nisbileri, emri itibarları aktif eden ve hakaiki nisbiyelerin sebepleri olan hayli ve şerli durağanların hakikatlerini geçip bir görme. Yani bak şimdi. Kader ne yapıyor? Kader hayrihi ve şerrihi sana uydurukçasıyla algısı anlayışını veriyor. Nasıl yapıyor? Kader sana şunu veriyor. Niyet, nazar, mana harfi, mana ismi. Ustad da bunu beşini dördünü cem ederek 29. sözde diyor ki bu kainatın diyor hayırla şer, güzelle çirkinin, imanla küfrünün karmasının sebebi diyor hakaiki nisbiyenin, işaret-i cazda da var. Hakaiki nisbiyenin zuhuruna sebeptir. Hakaiki nisbiye. Çünkü hakaiki nisbiye nispetinde ahirette hakaiki hakika hakaik olacak. Hakaiki hakaik olacak. Nisbi hakikat ciddi hakikat olacak. Yani burada bilgisayarla 37 milyon renk yapabiliyoruz. Orada en az, bu nisbidir şimdi kıyasla. Beyazla siyah kıyas ederek tonları yapıyorsun. Ahirette 37 milyon en az renk var. Nisbiler orada hakikattır. Tamam. Bu kadere iman hakaiki nisbiyelerin olmasından insanda niyet, nazar, mana harfi getiriyor ve bu dört tane içsel aleminde emri nisbi, emri itibarileri oluşturuyor. Bu kadere iman olgusu yapıyor bunu. İnsanın batınını kader olgusu aktif ediyor. Kader hedef insandır. Amentü billah da hedef Allah'tır. Ve melaiketi de hedef melektir. Ve kütübi de hedef kitaplardır. Ve resulü de peygamberlerdir. Ve bil yevmil ahir ahirettir hedefte. Ve bil kaderi hedefte insandır. İnsana insandır. Kendi kendinedir. Kendini keşfetmesini istiyor. Ve dikkat edin, ahirette vaat etmiyor. Yani kadere iman etmek diyor, peşini veriyor sana. Diyor ki, kederden emin olur. Kader Risalesi'nin bir sistemi var, kargası. Bir de Kader Risalesi'nde zeyl var. Ne işi var orada onun? Enfustur o, enfusi. Sen mi Allah'ı unuttun diyor. Allah'ın cezasına bak, kafana taş yağacak demiyor. Ayet-i kerime malin söylüyorum, bir mana. Sen mi Allah'ı unuttun diyor. Ben de sana belaları yağdıracağım demiyor. Rızkını keseceğim diyor. Demiyor. Çok mal vereceğim demiyor. Kanser vereceğim demiyor. Ne diyor? Sen Allah'ı unuttun. Allah'ın cezası nedir Resul? Seni sana unutturacağım diyor. Kaderle bu kalkıyor işte. Sen senle meşgul oluyorsun. Olmazsam benimle meşgul olup kavga ediyorsun. Dünyayı putlaştırıyorsun. İlahlaştırıyoruz. Nefsimizi ilah ediniyoruz. Kadere iman edememe nispetinde. Kendini tanımamak demektir kadere iman edememek. Nefsini ilahahu hevahu, o nefsini ilah edilenleri ilah edin, görmedin mi? Para ilah ediniyor, kadın ilah ediniyor. Sebebi kendini tanımadığı için. Daha kıymetli zannediyor onu. Tapınıyor paraya. Her şeyi feda ediyor. Demek o değerli.
Uğruna hayatını verdiği şey puttur işte. Seni putlardan kurtarıyor. Aliyeler put işte. Kadın put, para put, makam şöhret put, enaniyet put, kibir put. Kendini uzaklaştın, her şey putlaşmış. Kadere iman etmek kendini sana, seni sana tanıttırıyor. Seni içeriye taşıttırıyor. Hakaiki nisbiyelerin sebepleri olan hayırlı ve şerli gibi duranların hakikatlerini geçip bir görmek. Arkasında bir göreceksin. Hayri ve şerri arkaya geçince şeytanla melek mudil ve nur esmasıymış. Yani mudil esması ile şeytan, nur esması ile de melek yaratılmış. İkisinin arkasında esmalar var. Suretleri birbirine zıt gibi görünürken lütfu kahrin şeyin vahid bilmeyen çektiği azap sırrı içe taşınamayanların özelliğidir. Yani aynı dert içinde dermanı buldum. Lütfu kahrin şeyin vahid kahri de lütuf da aynıdır. Ama bunu bilmeyen çekti azap diyor. Celal ile cemal karşıtlarını fark eden kamil insan kader imanla kazanıyor. Celal ile şer gibi gözükenler halt-ı şer şer değildir. Kesb-i şer şerdir. Tamam? Celal tarafındaki bu cehennem, depremler, tokatlar, hastalıklar, musibetler celal. Lütuflar, ihsanlar ise cemal. Bu ikisini fark eden kemal olan insan. Kamil insan. Kendini fark eden kamil olur ve kemal bulur. Hem insan nefsini diğer şeylere mabutlaştırmasına manidir kadere iman etmek. Alihelerin, yani adam hocayı, şeyhini put yapmış. Çünkü niye? Kendini tanımıyor ki. Kendi değerini bilmediği için. Parayı put yapmış, makamı put yapmış. Namazını terk etmiş şu iş yapmak için. O iş puttur işte. Seni Allah'tan uzaklaştıran derecesine göre putlaşmış işte. Kader nefsi gururdan kurtarır ya. Ya kader nefsi gururdan kurtarır diyor. Nasıl? Bak görüyor musun bak. O yüzden mesela imaneye girmişsin. Bak o, bak şimdi ne güzel açıldı değil mi o cümle? Kader insanın nefsi gururdan. Onun için mesaili imaneye girmiş. Putlaşıyor kendisi kendisine. Kendisini kendisine tapınıyor. Ondan sonra yaptığı işlerden gururlanıyor. Mesaili imaneye girmiş. Niye? Şımarmasın, putlaştırmasın kendisini başkasını diye. Hem insan nefsini ve diğer şeyleri mabutlaştırması, aliyelerin çıkması, hep bunlar kendi hakikatlerine nüfus edememekten çıkıyor. Kadere iman etmeyle yapılan insan, kadere bak, iman etmeyle yapılana bir insan, böyle beş tane iman esasları yapana, bu ve buna benzer şeylere düşmeden muhatab-ı ilahi makamına çıkıyor. Allah'ı tanımanın şartı insanın kendi tanıması. Peki insan kendini ne ile nasıl tanıyacak? Bu beş iman esaslarını aleminde oturtarak insan kendisini men arefe nefse fekad arefe rabbehu, nefsini tanıyan Rabbini tanır. Nasıl tanıyacağım ben Allah? Beş tane iman esasını alemine oturtarak, oynatarak, inkişaf ettirerek bunlarla inşa ve ihya olarak insan kendi hakikatinin farkındalığına geliyor. Hatta hayrihi ve şirriyi anlamayan, aleminde oturtamayan ehli bidâ mezhebini bile çıkmış. Niçin? Hayri kaderihi aç, hayrihi ve şirriyi. Bak ne demişler, koca koca firavunlar çıkmış. Alim şeyler gibi filozoflar çıkmış Yunanistan'dan, Roma'dan nasıl çıkmış? Şerleri tanrı yapmıyor. Şerlerin tabi başka ilahlar yapıyormuş. Şer ilahları, hayır ilahları. Allah'a yakıştıramıyorlar depremi, tamam mı? Ve hatta Müslüman namı altında ehli bidat çıkmış. Şerleri Allah yapmıyormuş. Bak kadere iman edememenin nedeni görüyor musunuz? Yani kadere iman etmek ne olur çık dışarıya ya. Kaderde diye bir şey yok. Sensin o. Nefsi gururdan, firavunlaşmaktan kurtar. Yani kadere iman etmede hedef sensin. Yani kadere iman etmek kendini tanıyamamak, kendini tanımak,
Sen enfusi hakikatlerini farkındalığına gelememek, tanıyamadığın için, kendi kıymetini bilmediğin için o adamı putlaştırdın. Allah'ın dediğine karşı o bir bildiği var dedin. O niye put oldu? Niye Allah ile olamadı? Çünkü kendini tanımıyorsun. O da insan, ben de insan diyecektin. O nasıl ilah oldu? Kendine değer verememenin, mesela kendisiyle barışık değil, kendisiyle kavgalı, kendisiyle küs, seninle barışık olabilir mi? Kendisini sevmiyor, seni nasıl sevecek ya? Hayat anlamlandırmış, sana nasıl anlam verecek ya? Kendisini, Allah'ına itaat etmiyor, kocasına, karısına nasıl itaat edecek ya? Bu akşam kader anlayışımız değişecek. Şimdi hali ve vicdanı diyor sana başında. Hali ve vicdanı, evet. Hali ve vicdani. Yani bunları fark etmek işte. Hal kazanıyorsun. Şu anda halet olmadı mı bu derste? Allah Allah diyoruz da. Hali. Sonradan içine taşınıyorsun. Mesela vicdani iş yapayım. Benim başıma geçeni. Bu misal, misal değil, yaşadım. 1982'de İçerenköy'de oturuyoruz. 82, Petit Aslan'ın arkası, karşısı. O zaman dozerle şeyi, tarlayı düzelttiler, dikenli de. Adam gelmiş, parsel yapmış, satmış. Biz oraya gittiğimiz zaman koca İçerenköy'de 15 tane ev yoktu. 77'de gittik. Ev yoktu yani. Dağ. Ben Kayış Dağı'nın altında çakal seslerini çok duydum. Ha? Gider dinlerdik yani. Özdin bilir yani oralıyı. Kimse yoktu da Özdin hatırlasın. Şimdi vicdanı anlatacağım şimdi. Bir ev burada. Başka bir tane orada, başka. Şimdi ben Bakalköy'e gideceğim, tamam mı? Yol böyle. Bir tarla bu. Bir ev var mı? Buradan geçiyorsun lan. Şuradan giderken kimse yok ki tarlada, ortada bir ev var. Boşarsa falan. İkinci kattan kadın bulaşıkları yıkamış. Cam açık. Biz de oradan geçiyoruz. Nereden bilecek o tarladan birisi geçiyor? Arsa yani, boş arsa. O bu yıkadığı bulaşık leğenini camdan aşağı şak diye ikinci kattan gönderiyor Rabbim. Tam da bana Allah dedim, tam her taraf. Kadın da, kadının bir sesini duydum. Ay diyebildi, kaçtı. Ben de Nurcu'yum ama. Nurcu'yum tabii, 1977'de tanıdık biz. 83. Hemen Rüştü abinin o dersleri şatan. Beşer zulmeder, kader adalet eder. Hangi efaline kadere fetva verdin ki? Bunu Allah sana musallat etti. Bir yere gidiyordum. Zahire bakarsan kim suçtu? Yere bakmaya kadın. Ben sildim. O gittiğim yerden vazgeçti. Hali ve vicdani. Kader hakiki illetlere bakar, hükmeder. Beşer zahire bakar, çoğu zaman zulmeder. Mesela sen diyor ustad, hakiki bir hırsızlık yapmadın, mahkemeye verildin ama hakim sana hırsızlıktan ceza verdi diyor. Yapmadın, bundan suçlu değilsin. Gizli bir katlin var, kimse bilmiyor. O yaptığın pisliğin bedelini Allah bu zalimin eliyle sana çakıyor böyle. Onun için kader menfisi yoktur. Hep hayırdır. Adalet eder. Ustad öyle diyor. Adalet etti diyor. Rızkımı tayin etti diyor. Bizi sevk etti diyor. Onu tokatladı diyor. Öyle yazı değilmiş yani. Tokat diyor, rızkını veriyor, tayin ediyor. Peki bir tanesi sordu Fransa'da. Zındık. Oturuyorum, nereden bulmuşsa beni 3-4 kişi etrafımı sardı. Sandalye aldılar. Ulan çorba içiyorum. İki kişiyiz. Adam geldi. Hocaymışsınız dedi. Nereden biliyorsun dedi. Öyle söylediler arkadaşlar dedi. Çok da mantıklı bir hocaymışsın dedi. Ne soracaksın dedim. Dört kişi. Meğer bir soru da ondan sonra soru ekleyecekler. Bütün sorular o bir sorudaymış ilk. Onu çektiğin zaman dibe çökecek. Öyle oldu. Dedi ki kader varmış dedi. Kader varmış. Böyle bir şey var mı? Ondan sonra gelecek değil mi? Allah'a inanıyor musun dedim.
Yok dedi. Ha senin için kader yoktur. Allah Allah olmayanın kaderi de yoktur. Kader yoktur. Ne yapıyorsan olsun. Sen çünkü Allah'ın yok. Allah olanın kaderi var. Seninle alakası yok bu işin dedim. Sandalyeyi bir vurdu ne kadar kafir dahi olsa ben kafir desen çok üzülürmüş. Sandalyeyi bir vurdu çekip gitti defoldu gitti. Kader Müslümana aittir. Kafirin kaderi yoktur. Kader kendisidir. Allah bu dünyada Müslümanı yeisten, vahşetten, dehşetten, ümitsizlikten, korkulardan ve korku ve şeyden, ötekisi neydi? Haftan kurtarıp emin eden can simidi veya evdeki elektrik sigortası gibidir. Seni azaptan kurtarıyor. İman etmez ki Allah'ı bilmeyenlere diyor, Miraç dersi yapılmaz. Tamam. Aa gitmiş bir adam. Nereye gitmiş? Allah'ı inkar ediyorsun. Semalar inkar ediyorsun. Nereye gittiğini ispat mı edeceğim? Öyle bir zorunluluğu. Senin için Allah var mı yok mu? Beni inkar ediyorsun. Tamam şunu diyeyim gençlere. Sen yoksun diyorsun. Olmayan senin gömleğin niye beyaz? Ben yokum. Ne sorusu soruyorsun? Kaderi, inkarcının kader sorusu odur. Bir daha. Sait sen yoksun. O renkli tişört niye giydin? Olmayan benim tişörtü mü olur? Allah'a iman etmeyenin kader sorusu buna benziyor. Sen kaderin yok kardeşim. Hakikaten yok. Kader merhamet ilahiyeden verilmiş bir emniyet sibobudur. Çünkü kederden emin olur. Allah buyuruyor ki kadere inanmayan benden başka bir Rab arasın diyor. Ya benden başka bir Rab arasın diyor. Ne diyor? İcraatımı beğenmeyen. Devam ediyorum. Allah'a, bu neredeydi? Hayrihi ve şerrihi anlamayan, aleminde oturtamayan ehli bidâ mezhebi bile çıkmış. Yani hayrihi ve şerrihi hanginin şeyin açılımıydı? Kaderin. Amentü billahi ve melaiketi ve kütübü ve rusulü ve yevmil ahir ve bil kaderi aç parantez. Hayrihi ve şerrihi. Hayrihi ve şerrihi kaderin açılımıdır. Hayrihi ve şerrihi anlamlandıramamış Müslümanların içine ehli bidâ çıkmış. Çoğu insan imanının hududundan çıkmasına bu kaderin hayrihi ve şerrihi yöntemini çözememesinden kaynaklanıyor. Kader sırrı hayrihi ve şerrihi de var. Niye böyle? Niye bu şer? Niye beni fakir yarattı? Niye topal yarattı? Niye bunu bana nasip etti? Niye insanlar ölüyor? Hayrihi ve şerrihi çözemediğindendir. O da kaderdir yani. İnsanı tanımlayamamış. İnsanı burada izah etmeye kalkmış. Oysa beş tane iman esası insan buradayken orayla ifade ediyor. Mesela fıtratın beka istiyor. O kader iman diyor ki merak etme diyor. İmanın beşinci sırasında ve bir ahirete iman var diyor. Ahirete iman var diyor. Senin bekan evet arzusu onunla cevaplanacak diyor. Bak gördün mü? Kader diyor ki beş tane iman esasının beşincisi ahirete iman etmek diyor. Ahirete iman etmek o fıtratının isteği olan ebed ve sonsuzluğu o şey yapacak diyor. Kendini zevkleri, makamları ilah edilenler bunlardan çıkıyor. Kendini tanıyamamaktan yani kaderi bilmemekten. Kadere iman eden şu sevabı, bu nimetlere vesile olacak denmiyor. Kaderden emin olur diyor. Kederden emin olur diyor. Sevaptan bahsetmiyor. Keder ne demek? İçsel denge. İç ve dış dünya dengesi olursa kederi olmuyor. Kederden eminliğin kadar kadere imanın aktiftir demektir. Senin lisanına söyleyeyim. Antivirüsün ne kadar güçlü ve aktifse o kadar pislikler girmez sana. Bilgisayarına saldırı olmaz demektir. Ahirete iman ederek dünyada cennet ve cehennemin ümidi ve korkusundan bazı şeylerden men eden, bazı şeylere şevk veren, mesela ahirete iman etmek. Ne kârı var? Yani bu içki olmaz, cehennem var. Ya bunu istiyorum. Daha güzel ahiret var. Ahirete iman etmek insana cennet ve cehennem sevgisi ve korkusu veriyor.
Dolayısıyla günahlarda men olmaya, hayırlı işte yapmaya şef deniyor. Çünkü unutmayın, iman ettiğiniz şeyle besleniyorsunuz demektir. Yani devletin kebanı, elektrik geliyor barajından, devleti kabul etmek demek, basit bir tele atıyorsun, kebanı sen kurmadın, orada besleniyorsun. Ha, iman esasları demek, neye iman ettiyse onunla besleniyorsun demektir. Onunla besleniyorsun. Demek ki ahirete iman etmek buna sebeptir. Dünyadaki fiillerinin cennetle bakarak insanı canlı tutar ahirete iman etmek. Bunları ahirete iman etme temin ediyor. İnsana noktayı istimdat veriyor ahirete iman etmek. Kainattaki hayırları, şerleri yorumlayan insanın mana ismi ve manayı harfi, niyet ve nazar sahibi yapıyor kadere iman etmek. İnsana kadere iman etmek bu ölçüleri kazandırıyor. Mana ismi, manayı harfi, niyet, nazar, bunlar dış dünyadır. Yani bakış, içeriye taşındığın zaman emrin ismi ve emri itibarilerini inkişaf ettiriyor. Bu kitap okuyanlara gönderme olsun bu ilmi. Kadere iman etmek İnsanın içine, enfüsüsüne taşıyor. Ahirete iman ederek ahirete taşınıyorsun, dünyada icraat yapıyorsun. Allah'a iman ederek Allah'a taşınıyorsun, Allah seni nurlandırıyor. Ha, kadere iman etmek de seni içeriye taşıyor. 5 iman esaslarıyla kendini tanıma fırsatını kadere iman fırsatını veriyor. Kadere iman etmek kendini kendinle tanımanı temin ediyor. Bu ölçülerle okuyacağım paragrafa bakacaksınız. Eğer desen kader bizi böyle bağlamış. Şimdi ne kadar maskara olacak o zındıkların bu soruları. Hürriyetimizi serbetmiştir. İnbisat ve cevelana muştak olan kalp ve ruh için kadere iman bir ağırlık, bir sıkıntı vermiyor. İnsan ebed istiyor, sonsuzluk istiyor ama ahirete iman, Allah'a iman etmek insanı kayıtlıyor. Kader imanı kayıtlıyor. Yapma diyor. Günahtır diyor. Yapmak istiyorum. İşlemek istiyorum. Kırmak istiyorum. Kırma kardeşim diyorsun sen. Olur mu ya, ben serbestim ya, senin arabanın camının hiç kırıldığını görmedim ki. O arabanın camı nasıl kırıldı hiç görmedim. Çekişte kırıyorum. Sen diyorsun kardeşim bu araba benim, nasıl kırıyorsun ya? Ben mutlak kırım. Sen de diyorsun ki senin hürriyetin benim hürriyetim kayıtlıyor. Şimdi soru bu. Cevap, katava asla. Kadere iman etmek ruha ağır gelmiyor. Katava asla. Niye? Sıkıntı vermediği gibi hayrihi ve şerrihi nihayetsiz bir hifet, bir rahatlık ve reyhanı veren ve emni emanı temin eden bir surur, bir nur veriyor. Niçin? Çünkü İnsan kadere iman etmese küçük bir dairede cüzi bir serbestiyet, muvakkat bir hürriyet içinde dünya kadar ağır bir yükü bir çare ruhun omuzunda taşımaya mecburdur. O önermelerden dolayı izah etmiyorum. Önermeler bunu yaptı. Hatırladın mı attın? Bu cümleleri içeriye taşınmayla arkadan bakmana sebebiyet verdiği için bu surette böyledir ama hakikatte böyle değildir. Kadere iman olmazsa diyor, hayatı dünyaya mahvolur diyor. Meyveli sarısında. Nasıl diyor? Kadere iman olmazsa hayatı dünyaya mahvolur. Mahvolur. Mesela kadere iman yok. Yaşın, kanserin, kabir, o aileden doğdum, o memleketten doğdum, rızkım, ömrüm, servetim, sağlığım. Neyle izah edeceksin? Neyle tatmin olacaksın? Hadi zaten ben onun çocuğu neyim? Hayatı dünyanın bitti. Niye o zengin? Niye ben ölüyor? Niye kabir var? Niye kanser oldun? Kanser hastalarına sor. Niye kanserim? Hadi bakalım hangi ilaçta seni verecek? Ancak kadere iman. Nokta istinadı olmuyor. Nokta istinadı olmuyor. Boşlukta. Boşlukta. Kadere iman etmek nedir biliyor musunuz? Nokta istinat ve nokta istinadın cemidir. Nokta istinat, dayanak.
geniş yönü, ezel tarafı, Allah canibi, dendiği nokta, nokta istinad, nokta istimdat ise ahirete iman, istimdat, imdat demek. Yani fıtratın istediği isteklerine dünya cevap vermiyor. Ahiret diyor ki bende var. Ben sahipsiz değilim. Bir sahibim var. Başı boş değilim. İpi boğazıma sarılıp burayı bırakılmış değilim. Bir zat var, benim sahibimdir. O da Allah. Bakıyorsun ahiret de sana böyle cevap veriyor. Senin isteklerine cevap veriyor. İkisini birleştiren kişi kadere iman etmek işte. Kader bunları cem ediyor. Yoksa nasıl yaşayacaksın? Çünkü insan bütün kainatla alakadardır. Kuyruklu yıldızı görüyor. Ya Allah'ını seversen ya. Kanser veya hasta. Bunu kadersiz çöz hadi. Çık bunun altından hadi. Ha? Nokta istinadı ne? Dayandığı nokta. İzah et ha. Allahsız kadersiz izah et. Bula bula benim buldu der. Bula bula benim buldu. Duydun mu da? Dedi ki benim çocuğumu mu buldun diyor. Cenazede. Hemen o cenazeyi terk ettim. Kadın 14 yaşında çocuğu öldü. Ha? Cenazeye katılmıştık. Ve evdeydi. Çünkü hemen orayı terk edin diyor. Umulur ki helak olur orası. Benim çocuğumu mu buldun diyor. Bu kadar zalimler varken diyor. İnsan bütün kainatla alakadardır. Vay be. Nihayetsiz makasıt ve metalibi var. Ne kadar metaliplerin var. Mahtapların, isteklerin. Yasin ne kadar şey istiyorsun? Sınırsız. Hayal dairesi kadar geniştir. Ya kim cevap verecek? Kudreti, iradesi, hürriyeti milyondan birisine kafi gelmediği için mikroba kanser hastası hastalığına, mikrobuna dur diyebiliyor musun? Ömüre dur diyebiliyor musun? Zamana dur diyebiliyor musun? Diyor ki, kudreti, iradesi, hürriyeti milyondan birisine kafi gelmediği için çektiği manevi sıkıntı ağırlığı ne kadar müthiş ve muvahiş olduğunu anlaşılır. İktidarı yok. En çok sevdiğin, hadi sen çekersin kanser. O bir şey değilmiş biliyor musun? En acı, ağır ceza evlatla birine acıymış. Kıvranıyor çocuğun. Allah göstermesin. Hadi bakalım. Hiçbir şey yapamıyoruz. Kudretin, iraden, hürriyetin hiçbir şey. Bir teselli. Hocam bir şey desene diyor ya. Tamam. Bir iki kelam ediyorsun. Oh. Dünyaya, dünya için bakarsan hiçbir olayın altından çıkamazsın. Buraya, burayı, orayla anlamlandırırsan her şey yerli yerindedir. Üstad şu cümleyi derdi. Lazımdır ki böyle olsun. Abi bunu nasıl diyorsun? Oranın gözüyle diyorum. Niye böyle oldu derdim ben. O şöyle derdi. Lazımdır ki böyle olsun. Dev adam da dev adam. Oğlanda hayır vardır diye. Allah Resulü'nün hadisi. Oğlanda hayır vardır. Ama burayı, buradayken burayı, burayla izah edersen çıkamazsın. Beş tane iman esasını seni arkaya taşıyor. Hayrihi ve şerihi eşit olduğunu görüyorsun. Resme büyük bakmak lazım. Evet, bütünsel. Allah ile, Allah canibinden, kudretin azameti altında. Dört tane yöntemle. Hikmet ilahiye, adalet ilahiye, merhamet ilahiye, şefkat ilahiye'den daha ileri bakmamana sebebiyet veriyor. 4. 220 Kastamonu. Eğer bu dört yöntemle merhamet, adalet, hikmet, inayet mi şefkat mi diyor? İnayet. Bakamamanın bedeli neymiş biliyor musunuz? Kastamonu 75'te. Sakami kalbidir diyor. Kalp hastalığıdır ve ifrat-ı şefkate taşınıyor, Allah'a isyan ediyor. Yok musun ya adli ilahi? Yok musun? Allah yok mu?
bu şeylere bakan yok mu? Seni olayın arkasına taşıyan kaderdir. Etmedin, bedelini ödüyorsun zaten. Kime ne oluyor ki? Etmiyorum, etme. Diyor ki, benim soruma diyor bir tanesi, seninle alakalı, İbrahim, cevap vermek zorundasın diyor. Ya her soruna cevap veremem ya. Belki de inanın mailimde 2000'i geçmiş bir şey var. Mail var. Belki de fazla. Site hariç telefonumu bulmuş. Sorularıma cevap vermek zorundasın. Ya veremiyorum. Nasıl vereceğim ya? Niye ver? Niye? Nasıl vereceğim? Ben diyor 3 seneden beri Risale'yi tanıdım. Yoksa Risale'yi terk ederim ha dedi. Böyle bir şey dediniz mi? Risale'ye benim için mi girdi? Terk edersen etti hocam. Kader iman etmedin. Defterim değildi daha zaten benim yani. Bazılar öyle diyor. Dersini dinlemem. Dersi dinleme değil. Dershaneye gelenlere ben kızıyorum. Niye buraya geliyorsunuz? Çay bitiriyorsunuz. Tuvalete giderek tuvalet kağıdını bitiriyorsun. Bana ne karım var? Bana ne karım var ya? He? Bana bir şey ben yırtınıyorum. Ben masraf edip geliyorum. Ömrümü veriyorum. Bir defa uykumu almış değilim ya. Sen de bana canka yapacaksın. Senin için her şeyimi vermişim. Yapmak varken niye geleyim? Lan içimden geçiyor diyesim geliyor. Yani Resulullah. Yoksa terk ederim onu. Nelerle rastlıyorum ya? Ne delilere rastlıyorum ya? Kesinlikle raporsuz deli. Allah bana sabır versin. Peki rahatsız mı? Tabii ki rahatsız. Zaten akıllı bir adam bizim olmaz. En akıllılar da sizsiniz. Siz de iyi insanlarsınız. Geçit almasın. Emniyet sebubu koyalım ki patlamasın. Eskiden bildireyim size. Karadeniz'de kamyon olarak bemece vardı. An, 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 pşşş, an, an, havayı böyle tahliye ederdi. Şimdi an, an bastın da bir tahliye koyacaksın. Sizin gibi iyi insan pek az bulunur. Pşşş. Peki. Hastalığını kabul etmeyenin burada işi olmaz ki zaten. Ya, kendini fark edersen hastalığını fark edersin. Kendini fark ettiğin kadar olayların altında sıyrılıyorsun. Bak, kendini ne kadar fark ediyorsan, tamam, için girmişsin demektir. Arkadan bakıyorsun. Ağacın dalı kopmuş. Çekirdekten bak, devam edecek işte. Ağacın dalı kopmuşsa kökteki çekirdek devam ediyor. Hadiselere, cüz'i nazarımızı, cüz'i şeyleri hassediyoruz, cüz'ileşiyoruz. Ama cüz'i hadiseye külli bakarsan resmin bütününü görürsün. Allah canibinden diyor, 168'i şartlayacağız da, Allah canibinden kudretin azameti altından bakarsan, bağdeten o sivrisineğin, örümceğin yaratılması. Allah buna mı düştü? Küçük olduğu için sanat da küçük zannediyor. Yani o zaman onun ne kadar mühim olduğunu anlarsın. Bir tane zat demiş ya, olmuş ha, nerede okudum ya? Bir yerde okudum, Ahmediye demiyor. Olmuş yani, öyle hikaye anlatmamışlar. Gübrede, köylü çocuğu değilsiniz çoğunuz, Yasin bilir. Gübrede aylarca kaldığı zaman, o sıcak ya, böyle kaldırdığımız zaman onların böyle kürekleri olurdu. Sinekler çıkardı. Enes hatırlarsın değil mi Enes? Uçardı. Uçardı yani, sinekler olur. Böyle acayip bir maviye benzer bir sinekler olur. Acayip. Adam bir tanesi demiş ki, olmuş. Şöyle demiş, Allah bunların içerisinde bunu niye yaptı? İtiraz etmiş. Herhalde saldırmış mı gübre iş yaparken. Ya bunları niye buranın içine soktu yani? Demiş. Rizeli mi? He? Rizeli mi? Maalesef.
demiş. Bu çok fikirler oluyor onların öyle. Şey, acem fikirler oluyor. Şimdi sonra Allah'ın hikmeti hastalanmış. Tabibe gitmiş. O zaman tehdit olmuş. Ne dese inanırsın. O gübrelikte olan sineği yiyeceksin demiş. Aşı nedir biliyor musunuz? Şifa değil ha. Mikroptur. Aşı şifa değildir. Mikrop. Öyle mi doktorum? Mikrop veriyorlar ki az dozu küçük ki. Yani büyüne öğrensin savurmayı diye. Ne doktor? Ha. Adam ya olur mu ya demiş. Sen bilirsin demiş. Ha? Adam çarla çar gitmiş o sinekleri itiraz ettiği sinekleri toplamış yemiş. O bir şey değil daha. Sonra aynı zaman git zaman balıkçı ya vesaire. Ondan sonra eskide yol yoktu. Gemilerle İstanbul yaparlardı. Samsun İstanbul ikisi. Çok azdı. 2-3 ayda bir İstanbul olurdu. Ayda bir Samsun olurdu. İstanbul'dan gelenleri Kabe'den gelmiş gibi evini ziyaret ederler. Adam binmiş gidiyormuş. Fırtınaya tutulmuş. Olmuş yani. Ondan sonra falan demiş der ki artık bağlarınız şey eşyanız atacaksınız. Gemi batıyor. Batmamak için çok aşağı inmiş çok yük. Herkes suya atacak. Derken atıyorlar falan. Adamın bir tanesi oturmuş. Hey seyrediyor. Herkes şey yapıyor da su giriyorsa su boşaltıyor. O nasıl atıyor? Onu demişler ki deli misin sen dedi ya. Niye yardım etmiyorsun dedim. Niye böyle şey yapmıyorsun demişler. Bağırmışlar. Demiş ki Allah'ın bir defa işine karıştım. Bokun içerisindeki sineği bana yedirdi. Bu işine de karışırsam başka bir şey yedirdi. Ben karışmam Allah'ın işine. Ne yaparsa yapsın. Demiş. Daha karış. Hayri iyi bir şey. Aynı öyle demiş. Falan şeyin içindekini yedirdi bana. Bu işe de karışmam. Ne yaparsa doğru yapıyor. Başka bir şey yedirir bana dedi. Karışma mı kader mi oluyor? Teslim. Teslimiyeti öğrenmiş. İçsel değil midir teslim? Dün ders vardı. Sabır ve tahammül. Tahammül. Farkı nedir? Tam. Yani ani ve fani hadiselerde sabır, tahammül ise emaneti tahammül etti, hamletti, üzerine aldı, daha almadı, insan aldı ya. İçsel sistemi tahammül. Tahammül edebildiği için sabır edebiliyor. İçine almış. Teslim. Teslim, tevekkül. Kadere iman etmek bir nokta istirap var ya. Allah'a iman. Koy tencereye. Nokta istimdat var ya ahiret iman. Koy tencereye karıştır. Cemet insana koy. Allah ile ve ahirette dünyaya bakmak. Ve kendine bakmak. Allah ve ahiret bütünlüğüyle hadiseleri yorumlamak. Ne acayip. Allah ve ahiret bütünlüğüyle hadiseleri, ömrünü, dünyadaki olayları yorumlamak. Yoksa elman edip armut değil. İzah mıdır şimdi bu? Güneşi göster. Bu nedir? Tavuk değil. İzah mıdır? Eşyayı kendisine kıyas ederek ancak varlığı belli olur. Farkındalık çıkar. Ama hakikati çıkmaz. Armut'u gösteriyorum. Bu nedir? Havuç değil. İzah değildir. Ha, dünyadaki hadiseleri başka bir yöntemle, başka bir yerle izah edeceksin. Ahirette dünya izah edilmedikçe insan bu hadiselerin altında eziliyor oklama gibi. Arkadan. Mesela Ömer elini kesti. Tamam adam yaptı, şu yaptı, çocuk yaptı, celaska şöyle oldu, bu oldu, bu olmasa bir sürü sebep var tabii olması için. Bırak onu, geç. Ne yap? Ne var? Ne arkanda? Ne var? Niye bunu fetva verdi? Niye onu unutturdu? Niye onu düşürttürdü? Kader sevk ediyor. Kader adalet ediyor. Kader rızkını tayin ediyor. Kader bizi buraya tayin etti diyor. Faili muhtar kader. Olayın başında kader. Kudreti irade sureti milyondan birisine kafi gelmediği için insanın çektiği manevi sıkıntı ağırlığı ne kadar müthiş,
ve muvahiş olduğun anlaşılır. İşte kader iman bütün o ağırlığı kaderin sefinesine atar. Kemali rahat ile ruh ve kalbin kemali hürriyetiyle kemalatında serbest cebelanına meydan veriyor. Demek ki benim ömrüm bu kadar. Kanser niye geldi değil. Ömrüm bu kadarmış. Ömrümün, hayatımın terisi bu. Yoksa ben kanserle ölmüyorum. Vaktim bitti. Bunu vesile etti. Allah ne kansere muhtaçtır canını almak için ne de trafik kazasına. Tamam bak. Emin oluyorsun. Bu sefer ruh da cebelan ediyor. Bitiyor. Yalnız nefse marenin yani peki kim itiraz ediyor? Şöyle bir şey diyeyim de ondan sonra. Hafız dedi ki bana Resul. Bizim talim hocamız var ya. Bütün vakıftan Rize'deki. Hafız. Ya Hasan dedi. Resul kuramı. Ben dedi ya leyteni küntü turabeyi anlamıyorum dedi ya. Allah aşkına böyle bir kere bir anlat bana dedi ya. Şimdi haşirin de ait. Cehennemin dehşetini görünce insan diyecekmiş ki keşke toprak olsaydım. Ya ben o cehennemi gördükten sonra ya keşke ben yok olsam derdim dedi ya. Ustad da diyor ki diyor cehennem dahi olsa vücut isterim diyor. Yani cehennem dahi olsa varım ama cehennemi yok olmak mı? Yok olmayı istemiyorum diyor. Ya olur mu diyor benim kafam almıyor diyor ya. Cehennemi göreceğim niye toprak olayım? Yok olsaydım derim. Dedim ki ustad zaten diyor ki vicdanın sesidir diyor. Herkes vicdan dinlese diyor. Toprak olmayı isteyen var bizde. O nefistir. Yok olmayı istemeyen ruhtur. Ruhun azabı ateş değildir. Şöyle diyeyim. Seninle bir diyaloğum var sayın. Öyle bir suç yaptın ki ben biliyorum. İki tokat vursam mı daha şey? Veya şöyle yapsam. Sait. Bana reva mı? Vefa mı? Esay. Yakıştı mı bana sana? Belki sen bilirsin. Bu şekilde desem mi daha sana ağır gelir. Manevisi daha ağır. Seni terk etmesi değil mi? Cehennem bir şey değil ki. Allah seni terk etmesi. Elinin azabı Allah'ın terkidir. Allah seni terk etmesidir. Ruhun azabı Adem'le tehdit almasıdır. Kalbin azabı cehennemdir. Aklın azabı dehşet ve vahşettir. Yeis, tam yut, kalaptır. Nefsin azabı ölüm korkusudur. Ölüm korkusu seninle alakası yok. Nefsin korkusudur. Karıştırıyorsun kendini onunla. Dikkat edin. Ölüm korkusu ne olduğunu söyleyeceğim vicdanınıza sorun. Geçmişteki günahların korkusudur. Öyle mi değil? Küllü nefsin zayikatı mevt. Küllü ruhun zayikatı mevt mi diyor? Ölüm. Kim ölecek diyor? Küllü nefsin. Her nefis. Küllü ruhun demiyor ki. Tadacak. O da tadacak. Ölüm korkusu nefse aittir. Şimdi okuyacağım cümleyi bu kadar anlattım. Bak. Nefisle ruhu karıştırma. Yani şu. Sana gelen düşünceler hep senin olduğunu zannettiğin için cevap veriyorsun. Ondan vehmin bitmiyor. Sana gelen vesveseler senin olduğunu zannettiğinden ikide bir cevaba kalkıyorsun. Senin dışında bir sistemin çalıştığını bilseydin, vesveseden vesvese ederdin, şüpheden de şüphe ederdin ve sıyrılırdın. Vesveseden kurtulmanın en güzel yolu kurtulmaya çalışmamaktır. Vesveseden vesvese edersen vesveseden kurtulmaya çalışmazsın. Vesveseden kurtulmaya çalıştığın için vesvese sana musallat olmuş. Şimdi iyi dinle şurayı. Yalnız nefse marenin kadere iman etmek cüz-i ihtiyarının selbeder. Firavuniyetini bir de okuyayım. Yalnız nefse marenin cüz-i ihtiyarını selbeder ve firavuniyetini ve rububiyetini ve keyfe maaşı harekatını kırar. Kadere iman etmek. Sıfırın kafasını kırıyor. Oysa yap yapma
ruh olgunlaştırıyor. Her şey serbest olsa ruh neyle olgunlaşacak? Bir çocuğunuza her şeyi verin, her şeye ulaştı. Allah'ını seversen büyüdüğü zaman daha ona noktayı kemal yok ki. Nereye ulaşma gayreti olsun ki? Hedef kalmasın ki. Niye derse çalışsın ki? Her şeyi vermişsin. Bilgisayar vermişsin, onu vermişsin. Adamın bir şeysi kalmadı ki. Her şeyi yapmışsın. Peki mektep okuyup, iş yerinde çalışıp nereye ulaşacak? Hedef yok. Ben şöyle düşünüyordum. Elektrik yoktu bizim köyde. Ben okuyarak ben buradan sıyrılacağım. Bu memleketten sıyrılmanın başka yolu yok. Ona inanmıştım. En fazla bir şey olsa babam gibi şoför olacak, para kazanacağım. Ben para kazanan değil, ben burada sıyrılacağım. İlkokul 3'e gidiyordum. Diyordum ki şu köyün vadisi böyle, köy. Bizim bu taraf, karşıki taraf bir köy. Bakardım, onu 3'e, ilkokul 3'e gidiyordum. Kimseye de diyemiyordum. Ulan ben orasını gördüğüm için mi var? Dönerdim. Acaba var mı? İnanıyordum, kesinlikle yoktur. O zaman böyle çalışıyordu. 7 tane şeyim var, hepsi tek tek çıktı yani. Şimdi o zaman diyordum ki ben ancak okuyarak ve çok başarılıydım. Benim yakın akrabalarım burada biliyorlar. Çok da başarılı. Çünkü niye? Ben sıyrılmanın yolu bu. Ha ama peki niçin anlatıyorum? Ama bazı şeylerimden vazgeçti. Vazgeçmemin sebebi hedefimin olmasıdır. Kader sana hedef tayin ediyor. Bazı şeylerde vazgeç diyor. Ama bunu istemeye var. Ha kadere iman etmek nefse emmareye ağır geliyor. Diyor ki, yalnız nefse emmarenin cüzüriyetini serbeder, firavuniyetini ve rububiyetini ve keyfe maşa harekatını kırar, kadere iman o kadar lezzetli ve saadetlidir ki tarif edilmez. Bu kadar güzel izah olur. Yalnız şu temsil ile o lezzete ve saadete bir işaret edici şöyle ki, kaç saat, bir saat oldu mu? Kaç dakika? Tam. Peki, ben düz okusam şu misali tamam. İki adam bir padişahın payitahtına gider. O yani iki adam padişahın şeyine giriyorlar saltanatına. O padişahın mahali garaybi olan has sarayına girerler. Biri padişahı bilmez. O yerde gasibane, sarikane, hırsızcasına tavattun orada olmaya tavattun etmek ister. Fakat o bahçe o sarayın iktiza ettikleri idare ve tedbir ve varidat ve makinelerini varidat ve makinelerini işlettirmek ve garip hayvanatın erzakını vermek gibi zahmetli külfetleri görür. Mütemadiyen ızdırap çeker, o cennet gibi bahçe başına bir cehennem gibi oluveriyor. Oluyor. Her şeye acıyor, idare edemiyor. Tesadüfle vaktini geçirir. Teessüfle vaktini geçirir. Sonra da o hırsız, edepsiz adam teedip suretiyle hapse atılır. İkinci adam padişahı tanır, padişaha kendini misafir bilir. Bütün o bahçede, o sarayda olan işler bir nizamı kanunla cereyan ettiğini, her şey bir programla kemali suretle işlediğini itikad eder, zahmet ve külfetleri padişahın kanununa bırakıp kemal-i safa ile o cennet misal bahçenin bütün lezzetlerinden istifade edip padişahın merhametine ve idare kanunlarının güzelliğine istinaden her şeyi hoş görür. Kemal-i lezzet ve saadetle hayatını geçirir. İşte men amene bil kader, emine minel keder sırrını anla. Bu hadisten müktebesmiş. Tamam mı? Burada kesiyorum. Ne kadar hoş. Yani bir padişah varmış. Saltanatı varmış sarayında. İki adam gitmiş. Bir adam bakmıyor padişahı takmamış. Bakmış bazı olumsuzluklar var, sıkıntılar var. Ataşı yaptırıyor. Oysa eğitim yapıyorlar. Eğitiyorlar tabii sıkıntılar oluyor. İnsanlar falan şubur. Zahire bakar şuna bak ya falan itiraz eder falan onunla karışır ne yapıyorsun ya niye böyle yapıyorsun niye sürüyorsun oysa eğitim şudur budur yapıyor veya bir başkasının istidadını şey yapıyor niye çaktırıyorsun bu sefer onu tedip ettiler sistem hapsettiler ötekisini
Bakmış burada padişah var, her şeye hakim, muktedir, tamam mı? Buradaki olumsuzluklar, ya benim gücüm yeter mi, yok etmez. Bunlar nedir? Padişah burada, bak bir sürü insanlar var. Demek ki padişah zaten adil olduğunu, merhamet olduğunu, şefkatli olduğunu biliyoruz. Eyatalı olduğunu işlerinden biliyoruz. Bizim memlekette adaleti, merhametiyle muamele ediyor. Bahçesinde böyle şey yapar mı? Der, padişaha bir bildiği var der, teslim olur. Çünkü ben gördüğüm surettir ama bunun arkası ve her şeyin, her şeyle alakasını göremiyorum. Burada atın bu zahmetini ileride cihatta kullanılacağını görmüyorum. Çocuğa otur, kalkma, yap bunu. Bunu görüyorum, ileride profesör olacağını, ümmete faydalı olacağını göremiyorum. Çocuğa yapılan muamele profesörlükle yapılıyor. Profesörlük makamında oturtuyorlar, hayalinde çocuğa öyle muamele ediyorlar. Ama bazı şeyleri kısıyorlar. Ya günah değil mi? Niye vermedin? Hayır, disiplini öğreteceksin biraz. İşte bu bütünsel gördüğü için, düşündüğü için, padişaha itimat ettiğinden her şeyi güzel gösteriyor. Bu sefer rahat ediyor, padişah da buna iltifat ediyor ve olayların arkasından sıyrılıyor. Bu sırrı teşhi yapan, ifade eden ben amene bil kader diyor, emine minel keder, kadere iman eder, eden edebildiği kadar, kadere şuuru kadar, kadere miktarı demek, beş tane iman esasını fark edip, farkındalığa gelip, kainat sistemini kendi sistemiyle, kainatı Allah ile, kendisini Allah ile ifade edip, inşa edebilen insandır. Beş tane iman esasını aleminde uyandırılmış insanın o beş tane iman esasıyla kendini ve kainatı yorumlama makamıdır, haletidir ve vicdaniyattır. Hali ve vicdani haldir. Onun için kader iman etmek altıncı sıraya konmuştur. Birincisinde sorun varsa altaya atlama. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha'tı masalavat.